Yusuf. İskender. Küçük Hamdi. Pas hatası yapıyor kaptan Cüneyt. Rekazi. Offside durumu yok. Mirsad içeri doğru girdi. Mirsad dokunuyor ve direğin yanından dışarı çıkıyor. Rekazi'nin ortasında Mirsad kale alanının içinde çapraz durumda yapıyor vuruşunu. Şevki'nin kalesini terk ettiği bir an birinti izledik ve top dışarı gitti. Lukic. Hasan. Lukic. Yusuf topu dışarı atarak savunmasını rahatlatıyor. Uğur. Mirsad kafayla indirdi. Tanju kale alanında ön tarafında durumu değerlendirmek isterken Trabzonspor'da bırakmıyorlar köşe ateşi. Mami. İskender. Hasan. Lukic. Simović. Cüneyt. Uğur. Şevki ve top az farklı izlediğiniz gibi yandan dışarı gidiyor. Uğur görüntüde. Tanju. Erhan hücuma katılıyor. Şimdi Erhan. Şut durumu arıyor. Tanju. Vuruşuyla top yandan dışarı gidiyor. Engin Kurt köşe atışını işaret ediyor. Yusuf. Küçük Hamdi karşısında. Aykut. Erhan. Küçük Savaş. Erhan. İskender. Küçük Savaş. Aykut bastırıyor. Küçük Savaş'ın ortası. Mirsat'ın kafa vuruşu. Ve direkt kanalından şeklinden yönde ekran kovalara gidiyor. Galatasaray İstanbul Ali Sami Yazdat'ında 70. dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Şevki sık sık yan toplarda kalesini terk ediyordu. Öyle yakaladıkları bir pozisyonda Mirsat kafa vuruşuyla Şevki'den ve direkten sektirdiği kovalara gönderdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti. Lemi. Lukic. Küçük Hamdi, Simović önlüyor. Galatasaray'ın Mirsad'la kazandığı golle 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. İskender, Amin, Cüneyt, Rekazi. Cüneyt çıkıyor ileri doğru. Sol tarafta Mirsad, Uğur da yanına doğru sokuldu. Metin de orada, Metin şu anda. Tanju. Tanju ceza alanına doğru giriyor. Mirsad'ın vuruşunda topu alıyor. Durum 2-0. Cüneyt'in getirdiği... Tanju'nun pas yaptığı Beşir Nüvar'la ceza alanı içinde Mirsad gole dönüştürüyor. Maçın son dakikası içinde Galatasaray'ı 2-0'lık üstünlüğe ulaştırıyor. Evet, yeniden izliyorsunuz. Ve 90 dakikanın son dibiksesi İstanbul Ali Sami Yazdat'ında Galatasaray zorlu karşılaşmada Trabzonspor'u Mirsad'ın golleriyle 2-0 mağlup ediyor. Bugünkü Trabzon maçıyla lige dönüşümüzü yaptık. İlk devrede bazı pozisyonlardan istifade edemedik ama genelde 90 dakikada oyunun hakimi Galatasaray'dı. Bunun yanında oynadığı iyi futbolla da elde ettiği skorla da ligde hedeflediği yere bu haftadan itibaren gelecektir. Bu maç daha denk geçen bir maçtı. Her iki taraf için de pozisyon denginde fazla yoktu. Galatasaray'ın da etkinliği yoktu ancak bir anlık hata hem bizim kendi takımımızda hem de bana göre maçı yöneten hakemin, yani hakemi suçlamak için söylemiyorum. İki pozisyon öncesi İskender'in gayet nizamlı aldığı topu faul olarak kesti. Akın geldi. Arkasından İskender topu aldı. O top döndü. Zaten böyle denk maçlarda küçük nüans farkları skoru etkiledi. Kendi tekimleri etkiledi.